Herkese yepyeni bir koleksiyon videosundan merhabalar. Bugün elimde görmüş olduğunuz gibi 12 tane Kinder sürpriz yumurta var. Bu yumurtalardan koleksiyon yapma konusunda son derece kararlıyım. Özellikle şu küçük hayvan figürleri bu yumurtalardan çıktığından beri hepsini biriktirmeye, toplamaya çalışıyorum şu anda. Şu anda elimde 3 tane küçük hayvan figürümüz var. Birisi panda, birisi goril, diğeri de bu küçük balina. Toplamda 10 küsür tane hayvan figürü var. Herhalde hepsini bulabilirim diye düşünüyorum. Tabii bunların bu 12 yumurtayla olup olmayacağını göreceğiz. Uzun zamandır bu aslında çikolatalı yumurtaları arıyordum. Birçok markete gelmiyor maalesef. Kinder Joy'ler geliyor. Bunları bulmuşken bu şekilde kaptım, geldim. Bu hayvan figürlerini video dışında açıp bulmuştum. Şimdi umarım bu 12 yumurtadan farklı hayvan figürleri bulmayı başarırız. Gerçekten Kinder oyuncaklarını biriktirmek istiyorum ama çok kötü oyuncaklar çıkıyor bazı kesimlerde. Özellikle bazı temalar var, hiç beğenmiyorum. Yani oyuncak olduklarına pişmanlar ama bunların hem malzemesi, şöyle biraz daha yakından göstereyim. Hem malzemesi çok farklı hem de görünüşleri gerçekten çok hoşuma gitti. Umarım bu hayvan figürlerinin hepsini bulmayı başarırım. Hepsini de şöyle sağa sola bir yerlere koyarım. Oradan görürsünüz hangi hayvanların çıkması gerektiğini. Neyse, lafı fazla uzatmayalım. Hadi yumurtaları açmaya geçelim. Evet, şöyle yumurtaları karşıma aldım. Bu görüntüler gerçekten çok hoşuma gitti. Böyle gördüğüm için direkt bu plastikle beraber aldım marketten hepsini. Migros'a gelmişlerdi. Eğer arıyorsanız sanırım Migros'larda bu çikolatalı yumurtaları bulabilirsiniz. Mutlaka nereden bulduğumu söylüyorum ki siz de kolay bir şekilde bulabilin. Şimdi önceliğim bu çikolataları ayıklayıp şöyle bir saklama kabına koymak ve yumurta sarılarını bırakmak. Ondan sonra yumurta sarılarının içinden çıkan hayvanlara bakacağız. Hemen şunları bir ayıklayayım. Evet, tüm yumurta sarılarını şöyle paketlerinden çıkardım. Sıradan gideceğim bakalım. 12 tane farklı yumurtamız var. Herhalde bu en çok sayıda yumurta açtığımız video olacak. Daha önce 9 tane 10 tane falan açmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar en çok olanlar olacak. Umarım içinden beklediğim figürler çıkar. Yani içleri dolu dolu. Bazıları böyle daha çok sallanıyor. Bazıları sallanmıyor. Bazılarından buradan koyu renkleri görebiliyorum. Yani umarım beklentimi karşılarlar. Şöyle bir kenara alayım. Sıradan açmaya başlayalım. Evet, bir de sıfırla başladık. Bir tık üzdü. Bir araba çıktı. Bu araba daha önce çıkmış mıydı hatırlamıyorum. Hemen şöyle bir yapayım. Yani çok da beklentimi karşılayan bir oyuncak değil. Hemen diğer yumurtaya geçiyorum. Şaka mı bu? Aynı araba mı çıktı? Yok. Yani farklı bir şey çıktı ama yine araba. Hemen onu da bir yapayım. Yani bunun olayı böyle bir disk fırlatıp şu patatesimsi şeyleri vurması. Patates herhalde bunlar. Öyle tahmin ediyorum. Yani geçelim. 2'de 0 kötü başladık sayılır. Bir sonrakiyle devam ediyorum. Yine hayvan figürü çıkmadı maalesef. Evet, çevirmeli bir şeyler. Yine de yaklaştık gibi böyle balinamsı görseller çıktı. Bakayım bir nasıl bir oyuncakmış hemen. Hemen bakalım. Yani şöyle Beyblade tipsi bir şey. Böyle çevirdiğinizde dönecek ama tabii ben bu kartonlara biraz yamuk taktığım için maalesef dönmüyor. Evet, bu kadar. Geçelim. 3'te 3 başarısızlık. Yani bakalım 2 tane bile şu yumurtaların içinden hayvan figürü çıkartabilsem benim için iyidir diyecektim ama maalesef bundan da çıkmamış. Bu neymiş ki?
Şimdi önce şunu birleştirelim. Okey, anladım. Yani güzel bir oyuncak gibi geldi ama şöyle göstereyim. Burada bunları birleştiriyorsunuz, bunu soğutuyorsunuz ya da ıslatıyorsunuz. Şu kartonlardan eskiden olurdu, böyle resimler çıkıyor. Bundan da şu dinozor arkadaş çıkıyormuş. Şimdi bunu yapmayacağım ama şöyle kenara alayım. Bunu sevebilecek tanıdığım küçük arkadaşlar var, onlara vereceğim. Sıradaki yumurtadan devam edelim. Hadi ama artık. Bu neymiş? Hayvana benzer bir şey çıktı sanki. Yavaş yavaş yaklaşıyor gibiyiz. Hemen bir şunu yapalım. Evet, nispeten bir şeye benzer bir şey çıktı. Böyle kertenkelemsi bir şey. Bu alt kısmını ıslattığınızda bu belli noktalara yapışıyormuş. Bunu da sevebilecek tanıdıklarım var. Onlara vereceğim bunu da. Maalesef yine hayvan figürü çıkmadı. 5'te 0. Bakalım. Dolu, böyle az ses çıkan bir kutu. Umarım hayvan figürüdür diyecektim. Yok artık ya. Az önceki kertenkelenin farklı rengi çıktı. Evet, maalesef üzdü. 2 tane farklı renkli kertenkelemiz oldu. Son 6 yumurtaya geldik. Şöyle paketini açtım, bir aslan kafası gördüm. Evet, güzel bir şeye benziyor. Hadi bakalım. Ama yine benim aldığım hayvan figürleriyle aynı değil paketi maalesef. Yani benim bulduğum hayvan figürleri aynı değil diyecektim. Aynı gibi. Bakıyorum. Bunu sayabiliriz. Güzel bir aslan figürü çıktı. Yani malzemesi diğerleriyle aynı gibi durmuyor. Bunu hayvan figürlerinden sayabiliriz. Güzel bir aslan çıktı. Diğerleriyle beraber sergilenecek. Gerçekten güzel ya. Hoşuma gitti. Tamam, bu mesela gorillerle yan yana düşünün. Bunun gideri var. Bu olur. Kaç oldu? 6'da 7 yumurtada bir tane hayvan figürü çıktı. Üzücü. Hadi açmaya devam edelim. İçerisinde değişik bir şey var. Şurada küçük bir palmiye görüyorum. Umarım hayvansındır. Tilkiye benzer bir şey. Sanırım tilki zaten, renginden anlaşılıyor. Güzel. Bunu beğendim. Ters takmaya çalışıyormuşum. Bunu beğendim. Mesela bu güzel saklanabilir bir oyuncak. Aradığım hayvan figürü olmasa da gerçekten güzel. Bu mesela koleksiyonda saklanabilir bir oyuncak. Gerçekten güzel görünüyor. Sergilemesi de güzel olacaktır. Böyle uçan bir tilki, gözlüklü, havalı bir şey. Bunu beğendim. Hadi, şansımız açıldı gibi biraz. Bir tık güzel oyuncaklar çıktı. Son kalan 4 yumurta sarısından bakalım neler çıkacak. Bu nedir? Ya tekerlek görmek istemiyorum ya. Bir tık böyle kaya gibi görünce bir sevinmiştim ama maalesef. Biraz böyle örümcek bacaklı bir araba oldu. Bu lastiğe bir tık yanlış taktım sanırım. Yani yine de işte benim küçük arkadaşlara hediye edeceğim bir oyuncak. Onu da şöyle kenara alalım. Tam şansımız dönüyor derken hiç olmadı bu. Sıradaki yumurta gelsin. Oh, bir sürü çıkartma. En sevmediğim şeylerden birisi şu küçük şeylere çıkartma yapıştırmak. Yine denizaltı gibi bir şeyler. Lastik gibi bir parçası var. Yani bunu kim tasarlamış bilmiyorum ama ilginç. Buradan şu parçayı fırlatan bir denizaltı gibi bir şey yapılmış. Arkada şöyle motorları falan var. Yani. Geldik son ikiye. Galiba bu videoda çok da şansımız yok. Evet. Yine farklı bir oyuncak. Zaten şu yıldız çıktıysa perili merili bir şeyler olduğunu direkt tahmin edebiliyorsunuz. Neymiş efendim?
Hiç bakmadım ama. Bunun da mı kağıdı kartonu bir şey varmış? Yani hoştur ama banana. Yani şöyle işte buraya gizli bir şey koyup bu da anahtar gibi kullanabiliyorsunuz. Yani bu oyuncaklar artık bence küçük çocuklar için bile güzel değil. Bilemiyorum yani rengi tasarımı güzel de ilgi çekici mi emin değilim. Gelelim son yumurtaya. Çok da sallanmıyor, içi dolu gibi ama hadi bakalım. Yani hayvan olduğu kesin de benim aradığım hayvan benim aradığım hayvan değil maalesef. Evet, şöyle bir kurbağa. İç kısmına bir su koyuyorsunuz. Bunlar da böyle etrafında bir gölet havası oluşturuyor. İşte bundan taşan sularla da bu kağıtlar böyle renk değiştiriyor. Yani en sonunda sen mi çıkacaktın ya? Evet. Bir videoda hüsranla sonuçlanmış oldu gibi. Kinder sürpriz şaşırtmıyor. Yani bir aslan figürü, bir de şunu buldum. Güzel denilebilecek. 12 yumurtada bu kadar. İşte yani çok da zaten siz de anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Yani bu hayvan figürleri herhalde bir seri olarak geldiler ve ben bu seriyi kaçırdım diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar yumurtada hiç çıkmaması ilginç. Ya da bilmiyorum artık, bu aldıklarım eski bunlar yeni ya da onlar eski bunlar yeni, hangisi bilmiyorum. Siz biliyorsanız mutlaka fikirlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın ki bu hayvanları bulmaya çalışayım. Umarım bir videoda tekrar görüşürüz bu hayvanlarla. Sizce çıkan oyuncakları almaya değer mi? Mutlaka fikirlerinizi de yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Şunları şöyle bir ortaya alayım. 12 oyuncaktan en güzeli sizce hangisiydi? Bunu da mutlaka aşağı yazabilirsiniz. Burası bayağı bir dağıldı. Ben hem ortalığı toplayayım hem de şunları ayrı bir kutuya alayım. Bir sonraki sürpriz yumurta videosunda görüşmek üzere. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.